Habertürk.com'a hoş geldiniz. Çocuklar arasında son zamanlarda yaygın olan bir hastalığı, kızıl hastalığını konuşacağız bugün. Böyle bir salgın mı var? Belirtileri nelerdir? Tedavisi nasıl yapılır? Konuşacağız. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Son dönem çok sık mı duyuyoruz? Böyle bir salgın var mı? Kızıl salgını var mı diyebilir miyiz? Şu ara var. Özellikle zaten bahar aylarında çok görüyoruz bunu. Kızıl genellikle influenzalar, yani grip salgını bittikten sonra tam bu 1-2 aylık dönemde oldukça sık rastladığımız bir durum. Genelde de zaten görülme dönemi, öyle mi? Evet, görülme dönemi. Şu sıralarda böyle bir salgın söz konusu. Nedir kızıl hastalığı? Kızıl aslında bir bakterinin hepimizin çok bildiği beta, yani streptokok, A grubu beta hemolitik streptokok denilen bakterinin toksinleri, yani ürettiği bir takım zehrin vücutta döküntü yapması, deride soyulmaya yol açması. Eğer beta böyle bir döküntüye yol açarsa o zaman enfeksiyonun adı kızıl oluyor. Peki döküntüyle mi başlıyor hastalık? İlk belirti döküntü müdür? Hayır. Yani genellikle ilk döküntü öncesi ya yüksek ateş oluyor, ya kusma oluyor, ya ishal oluyor, ya baş ağrısı oluyor. Bir de enfeksiyonun odağı farklı farklı olabiliyor. Mesela küçük bir sivilce betaya bağlı oluşmuş olabilir, deri enfeksiyonu olabilir. Veya da çocuk şeydir, burnunda enfeksiyon vardır, sinüzit olmuştur, orta kulak enfeksiyonu olmuştur. Ateşten 1-2 gün sonra, yani en erken 12 saat sonra betaya bağlı böyle bir döküntü gelişirse kızıl diyebiliriz. Evet. Önce ateşle başlıyor, ardından döküntü. Ardından döküntü. Döküntü ağırlıklı olarak hangi bölgelerde oluyor peki? Şöyle, diğer hastalıklardan farklı olarak boyundan başlıyor, yüzden değil. Ve genellikle gövdede ve kollara yayılıyor. Döküntünün en çok görüldüğü yerlerde genellikle baskının olduğu yerler. Yani mesela kemer bölgesi veya da kasıklar. Veya da aynı şekilde dirsek içleri. Yani böyle hafif baskının olduğu yerde döküntüyü daha çok görüyoruz. Yani biz ateş artı döküntüyü zaten kısa süre içerisinde kendini belli ediyor. Gördüğümüz zaman kızıl olduğunu anlıyoruz ama yine de bir uzmana gitmekte fayda var mı? Yine de bir test yoluyla mı? Tanı nasıl konur? Kesin tanı. Şimdi bu döküntü her şeyle karışabilir. Mesela 6. hastalık da benzer bir döküntü yapıyor. Virüslerin büyük bir kısmı benzer bir döküntü yapabiliyor. Veya da bazen çocuk yalnızca mesela ateşi 40 dereceye çıktığında bile vücudu kıpkırmızı olabiliyor. Yani bunun döküntüsünü gördüğümüz anda bu kesin kızıldır demek bazen de çok kolay olmayabiliyor. Karışabiliyor başka hastalıklarla. Onun için muhakkak bir boğaz testi almak gerekiyor. Yani beta varsa 10 günlük antibiyotik vermek gerekiyor. Yani bu işte 6. hastalıktır veya da öpücük hastalığına bağlı bir döküntüdür dememek gerekiyor. Ayırt etmek için boğaz testi yapılmalıdır. Peki tanı konduktan sonra tedavisi nasıl? Muhakkak antibiyotik. Şimdi muhakkak. Evet, muhakkak. Bazen antibiyotik süresi minimum 10 gün, bazen de 14 güne kadar devam ettirdiğimiz oluyor. Bir de tabii bazen çocuklar o kadar çok kaşınabiliyor ki deri soyulabiliyor. Öyle bir durumda tabii ki kaşıntıyı gidermek için ağızdan bir takım alerji ilaçları, işte deri bakımı, bol nemlendirici sürmek gibi bu tür yollara girmek gerekir. Peki her streptokok mutlaka kızıla dönüşür mü? Yani başta böyle belirtiler varsa mutlaka kızıl beklemeli miyiz biz sonrasında? Şimdi son dönemde şöyle bir şey oldu. Her betanın neredeyse yaklaşık onda birinde, yani %10 gibi kızıl yapabildiğini görüyoruz son dönemde. Eskiden böyle değildi. Eskiden 3-4 tane streptokok türü kızıl döküntüsü yapardı. Fakat son dönemde söylenen şey şu: streptokokun virülansı, yani bulaştırıcılığı ve toksin üretme durumu artmış. Yani beta birazcık daha tehlikeli bir hale gelmiş. Onun için kızılı daha çok görmeye başladık diğer yıllara oranla. Yani %10 ihtimalle her beta artık kızıl döküntüsüne yol açabilmekte. Yol açabiliyor. Yani eskiden bu daha azdı ama daha bu azdı, da virüsün daha ağır seyretmesine bağlı olarak
gelişen bir sonuç. Evet, yani bakteri birazcık daha fazla toksin üretebilir, daha kolay bulaşabilir hale gelmiş zaman içerisinde. Peki, boğaz enfeksiyonu da eşlik eder mi bu belirtilere? Şöyle, beta yalnızca boğazda olabilir. O zaman tonsillit veya da faranjit dediğimiz boğaz enfeksiyonu ve ardından döküntü, bu çok kolay bir tanı oluyor. Evet. Hemen akla geliyor. Ama mesela çocukta burunda enfeksiyon var, sinüziti var ve döküntü var. O zaman biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Veya da çocukta küçücük bir yara var vücudunda. Hatta vücudundaki yara belki sırtında, doktor onu görmüyor ve döküntü var. Yani bu durumlarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Dikkatli olmak lazım. Evet. Çünkü o zaman çünkü gelmek lazım. Tedavisi ihmal edilirse, çünkü antibiyotik gerekir mutlaka dediniz. Ne olur, nelere yol açar kızılı? Neden önemsemeliyiz tedavisini? Şimdi çok nadiren kızıl vaktinde tedavi edilmesi septik şoka ve aynı zamanda da bu fazla miktardaki toksinin üretilmesi nedeniyle toksik şok sendromuna da yol açabilmekte. Ve o zaman tablo çok daha ciddi oluyor. Yani fazla sayıdaki toksin kalp kasını etkileyebiliyor. İşte organlarda aynı koronada olduğu gibi çoklu organ yetersizliğine yol açabiliyor. Yine iyi tedavi edilmesi, diğer betalarda olduğu gibi en korktuğumuz iki komplikasyon böbrek hasarı, yani nefrite yol açması. Diğer bir hasar da tabii ki kalp kasını etkileyebiliyor. Ve kalıcı kalp kapakçıklarında, kalpte kalıcı hasar yapabiliyor. Yani akut travmatizmal ateş dediğimiz duruma kızıl da yol açabiliyor. Bir de tabii ki tüm betalarda olduğu gibi nöropsikiyatrik bir takım bulgular oluşabiliyor. İyi tedavi edilmemiş betalar, bazı çocuklarda hiperaktivite, dikkat bozukluğu, tik sendromları, yani çocuklarda değişik hareket bozuklukları, yani mesela istemsiz kol oynatma, baş çevirme, yani böyle boyun kaslarını çevirme, ondan sonra dilinde takılma, yani bayağı değişik nöropsikiyatrik tablolara da yol açabiliyor. Aynı toksin bundan da sorumludur diyen yayınlar var. İhmale gelmeyecek bir rahatsızlıktan bahsediyoruz öyleyse. Önemli. Belirtileri takip etmek de bir testle kesin tanının koyulması ve tedavinin tamamlanması sizin hep uyardığınız konu zaten. Eğer antibiyotik verildiyse uzmanın tavsiyelerine, dozajına ve uymak gününe gerekiyor. Mutlaka uymak gerekiyor değil mi? Evet. Bu açıdan da önemli öyleyse. Evet. Peki, bulaşma durumuna gelirsek nasıl, hangi yollarla bulaşır? Çok yüksek midir bulaşıcılığı? Şimdi aynı sınıfta olduğu zaman genellikle solunum yoluyla bulaşabiliyor. Bir de bu bakteri yüzeylerde biraz uzun süre kalabiliyor. Yani ortak kullanılan oyuncaklar, ondan sonra mesela kalem, silgi, o tür şeylerden ve yakın temastan da geçebiliyor. Bir de çocuklar sürekli her şeyi eleyip bir de ellerini ağızlarına götürdükleri için, yani burada da el hijyeni bayağı bir önem kazanıyor. Yani sınıfta bir çocukta görüldüyse yayılma ihtimali yüksek öyleyse değil mi? Bulaşma zaten ihtimali. Zaten genellikle artık son dönemde okullar bayağı akıllıca hemen velilere öğretmenler not yolluyor. Diyor ki sınıfta kızıl vakası görüldü. Okulda kızıl vakası gördü ya da sınıfta beta var. O zaman ne oluyor? Aileler bu mesajı alınca çocukta ateş, boğaz ağrısı, döküntü veya da benzeri bir durum olduğu zaman hemen biz de doktora gidelim diyebiliyorlar. Yani önlem açısından önemli tabii. Önemli. Daha dikkatli olmaları açısından önemli. Bu zannediyorum pandemiden sonra daha çok kalan bir alışkanlık oldu. İyi de oldu diğer enfeksiyonlar ve hastalıklar açısından da. Kuluçka süresi var mı peki hocam? Şöyle, beta dediğimiz bakteri aynı gün çocuk okuldan kapabilir. En erken 12 saat içerisinde, ki bu akşam gece saatine denk geliyor. Çocukta bulgular başlayabilir. Ama bazen bu kuluçka süresi 7 günü bulabiliyor. Yani mesela pazartesi kapıp öbür pazartesi şikayetleri başlayabilir. Bir hafta boyunca çocuk taşıyıcı olabiliyor öyleyse. Kapmış oluyor. Fakat bir şekilde bağışıklık sistemi onu yenmeye çalışırken yenemediği bir nokta oluyor. Orada da zaten hastalık başlamış oluyor. Ortaya yani çıkıyor. Bakteri üremeye başlıyor. Peki bu süreçte bu çocuk hastalanmasa da bulaştırıcı olabilir mi? Şöyle, bazı çocuklar taşıyıcı ve kendinde hiçbir hastalık bulgusu yok. Ama bu çocuklar bu esnada bu hastalığı
geçirmemiş veya da bağışıklığı daha düşük olan insanlara bunu bulaştırabiliyor. Yani taşıyıcılar da bulaştırıcı. Onun için ne yapılıyor? Mesela lokantalarda, çünkü bu enfeksiyon aynı zamanda da bir besin zehirlenmesine yol açıyor. Aynı toksin. Onun için lokantada çalışan tüm garsonlara, işte yemek pişirenlere, şeflere belli aralıklarla hep burundan ve boğazdan kültür alınıp bu mikrop var mı yok mu diye bakılır. Varsa da antibiyotikle tedavi edilir ki pişirdikleri yemeğe bu bakteri geçmesin diye. Önemli, dikkat edilmesi evet, yani gereken taşıyıcı bir bakteri değil mi? İstenmez yani bu tür ortamlarda. Peki ağır seyreder mi hastalık? Diyelim ki tanı konuldu, çocuk ateşli, döküntüsü de var. Ne kadar sürer tedavisi? Şimdi normalde antibiyotik vaktinde başlanırsa, çok da geç kalınmazsa genellikle 3-4 günde ateşi düşer. İşte böyle baş ağrısıydı, kusmaydı, yemek yiyememeydi. Ya bu tür bulgular gidiyor. Döküntü de 4-5 gün sürebiliyor ama bazen yani biraz daha geç kalınınca, mesela 5. günde antibiyotiğe başlarsa bu döküntü o zaman 2 hafta sürebiliyor. Sonra tüm vücutta soyulma olabiliyor. Soyulma haftalarca sürebiliyor. İz bırakır mı bu döküntüler peki? Normalde bırakmaz. Eğer böyle anormal bir şekilde çocuk bunları, mesela elinde döküntü var, soyuluyor ve bunları böyle soyup ekstra enfekte etmezse iz bırakan bir döküntü değil. Ama geç kalmamak önemli tedavi açısından da. Evet. Tedavinin daha kısa sürmesi açısından da. Ne zaman okula dönebilir çocuk peki? Şöyle, ateşi düşecek. Antibiyotiği başladıktan sonra genellikle eğer çocuk iyiyse 24 saat sonra artık başkalarını bulaştırmıyor. Genel durumu iyi. Ateşi düştü. Keyfi yerindeyse 24-48 saatte okula dönebiliyor. Okula dönebilir. Evet. Ki okuldan çok da geri bırakacak bir hastalık değil. Yeter ki dikkat etmek herhalde, tanıyı koymak. Tanı koymak çok önemli. Önemli. En çok ateşle mi başlar peki? Başka belirtiyle de başladığı görülür yani, mü? Yani söylediğim gibi bazen besin zehirlenmesi, yani kusma, ishal, karın ağrısı. Yani bu bulguyla da gelebilir. Veya da tamamen burun tıkanıklığı ve öksürük. Veya da en kolay tablo ateş, boğaz ağrısı, döküntü, baş ağrısı. Yani. En sık görülen tablo ama dediğiniz doğru, test. En garanti çözüm. Garanti tanı çözüm test. Tanı konulması açısından. Peki eklemek istedikleriniz var mı hocam son olarak? Yani eskiden tabii ki bu kızıl son derece öldürücü bir hastalıkmış. Yani 1800'lerde antibiyotik bulunmadan önce. Yani her yakalanan 5 çocuktan biri ölümle sonuçlanırmış. Günümüzde öyle değil. Yani günümüzde geç kalmadığımız müddetçe hiçbir sorun yok. Ama geç kaldığımızda veya da ihmal ettiğimizde, çünkü bazen aileler şöyle diyor ya, her ay bir tane beta geçiriyor, antibiyotik vermesem ne olur? O zaman ölüm ihtimali %1 yani günümüzde bile. Yani onun için bence ihmal etmemek gerekiyor. Bir de en önemli iki komplikasyon, yani kronik nefrit, böbrek iltihabı ve yetersizliğine yol açabiliyor. Bir de kalp. Kalp. Evet, yani çok kalp önemli açısından. Yani hayati organlardan bahsediyoruz. Sonuçta şimdi olmasa bile ileride belki çok daha hayati sonuçlara yol açabilecek etkileri olabilir belki. Tanı koymak ve antibiyotik kullanmak önemli. Evet. Kızıl'da şu sıralarda bahar aylarına daha çok rastlanan bir hastalık olduğu için önemli. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli uyarılarınız için. Bu hafta kızıl hastalığını konuştuk. Son zamanlarda yaygın olarak duyulan bir hastalık çocuklar arasında, belirtilerini ve tedavisinin neden önemli olduğunu konuştuk. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin'di. Tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.